Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hayatını, fikirlerini, İslam'a olan katkılarını arz etmeye çalışacağım. Hazreti Ali, hicretten yaklaşık 22 yıl önce, miladi 600 yılında Mekke'de doğdu. Babası sevgili peygamberimizin amcası Ebu Talip, annesi de Fatıma binti Esed bin Haşim'dir. Ebu Talip'in en küçük oğludur. Doğduğu yıllarda Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talip'in yükünü hafifletmek için onu himayesine, bakımına almıştır. Hazreti Ali 5 yaşından itibaren hicrete kadar onun yanında büyümüştür. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberliğine ilk iman edenlerden birisidir. Hazreti Ali bir gün sevgili Peygamberimizle Hazreti Hatice'yi namaz kılarken görmüş, hayranlıkla seyre koyulmuştu. Namaz bitince hayranlığını gizleyemeyerek çocuksu bir edayla Peygamberimize "Nedir bu yaptığınız?" diye sordu. Peygamber Efendimiz "Ey Ali" dedi, "bu Allah'ın beğendiği dindir. Seni bir olan Allah'a imana davet ediyorum. İnsanlara ne faydası ne de zararı dokunmayan putlara tapmaktan sakındırıyorum." Böyle bir teklif karşısında Hazreti Ali, "Bunu babam Ebu Talib'e bir danışmam gerekir" diye söyledi. Fakat sevgili Peygamberimiz henüz davasını açıklamakla emredilmemişti. Bunun duyulmasını istemiyordu. "Ya Ali, söylediğimi kabul edersen et, etmezsen kimseye söyleme" buyurdu. O geceyi düşünerek geçiren Hazreti Ali, sabah olunca Resulullah'ın huzuruna çıktı ve yaşından beklenmeyecek bir şekilde şöyle dedi: "Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı ki, ben de ona ibadet etmek için gidip babama danışayım." Hazreti Ali bu sözleriyle Resulullah'ın terbiyesine yetişen bir kişiden beklenen olgunluğu göstererek imanla şereflenmiş oldu. Artık bundan sonra Hazreti Ali Resulullah'ı bir gölge gibi takip etti. Fakat anne ve babası başına bir iş gelir düşüncesiyle durumdan endişeye kapıldılar. Fakat Ebu Talip Resulullah'la görüşüp onu dinledikten sonra kendisine hak verdi. Kendisi Müslüman olmamakla beraber Hazreti Ali'nin Peygamberimize tabi olmasına rıza gösterdi. Nitekim müşriklerin işkencesinden dolayı endişe eden hanımına Ebu Talip şu cevabı verdi: "Eğer nefsim Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda bana itaat etmiş olsaydı, ben de Muhammed'e tabi olurdum. Çünkü o halimdir, emindir, tahirdir." Değerli dinleyicilerim, Hazreti Ali ortaya yakın kısa boylu, esmer tenli, iri, siyah gözlü olup sakalı sık ve genişti. Yüzü güzeldi. Gülümserken dişleri görünürdü. Kendisine Peygamberimiz tarafından verilen Ebu Turab lakabından başka El Murtaza ve Esedullahil Galip gibi lakapları da vardır. Çocukluğunda puta tapmadığı için daha sonraları Kerremallahu Vecheh dua cümlesiyle anılmıştır. Onun İslam'ın yayılış tarihinde ve Müslümanlar arasındaki ilim, takva, ihlas ve samimiyet, fedakarlık, şefkati, kahramanlığı, şecaati gibi yüksek ahlakı ve insanı vasıfları bakımından müstesna bir mevkiye sahip bulunduğunu, Kur'an ve sünneti en iyi bilenlerden biri olduğunu hemen hemen bütün Müslümanlar ittifak halindedirler. O aynı zamanda tasavvuf dünyası içinde vazgeçilmez bir isimdir. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Ali daha önce hiç puta tapmamıştı. Onlardan hep nefret ederdi. Mekke devri boyunca Peygamberimizin yanından hiç ayrılmadı. Hicret sırasında da Peygamber Efendimizin yatağına yatmakla önemli bir görevi yerine getirmiş oldu. Mekke müşriklerinin eza ve cefalarını gittikçe artırmaları ve hatta kendisini öldürme hazırlıklarına girişmeleri üzerine Medine'ye hicret etmeye karar veren sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ali'yi kendisini öldürmeye gelecek müşrikleri oyalamak ve yokluğunu gözlemek maksadıyla Mekke'de bırakmıştır. O da geceyi Peygamberimizin yatağında geçirerek onun evde olduğu kanaatini uyandırmıştı. Daha sonra da sevgili Peygamberimizin kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine iade edip yine onun emri uyarınca Resulullah'ın kızı Fatıma, kendi annesi Fatıma ve yanındakilerle Mekke'den ayrılarak Kuba'da sevgili peygamberimize yetişmiştir. Hicretin 5. ayında muhacirler ile ensar arasında yakınlık ve dayanışma sağlamak amacıyla kurulan muahat sırasında peygamberimiz Hazreti Ali'yi kendisine kardeş olarak seçmiş, hicretin 2. yılının son ayında da onu kızı Fatıma ile evlendirmiştir. Bu evlilikten Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve ölü doğan Muhsin adlı erkek çocukları ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm adlı kız çocukları olmuştur. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Fatıma'nın sağlığında başka evlilikler yapmamıştır. Fatıma'nın vefatından sonra ise birçok defa evlenmiş ve çok sayıda çocuğu dünyaya gelmiştir. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Ali, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve seriyelere katılmış, bu savaşlarda Resul-i Ekrem'in sancaktarlığını yapmış ve daha sonraları menkıbevi bir üslupla rivayet edilen büyük kahramanlıklar göstermiştir. Uhud'da ve Huneyn'de çeşitli yerlerinden yara almasına rağmen sevgili peygamberimizi bütün gücüyle korumuş, Hayber'de ağır bir demir kapıyı kalkan olarak kullanmış ve bu seferin zaferle sonuçlanarak Yahudilere galebe çalınmasında büyük payı olmuştur. 628 yılında Fedek'te Beni Sa'da karşı gönderilen seriyeyi ve Yemen'e yapılan seferi, ki 632 yılında yapılmıştır, sevk ve idare etmiştir. Bu sonuncu sefer üzerine Beni Hemdan kabilesi Müslümanlığı kabul etmiştir. Tebük gazvesinde ise sevgili peygamberimizin vekili olarak Medine'de kalmıştır. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Ali'nin en seçkin vasıflarından birisi cesareti ve şecaatiydi. Katıldığı bütün savaşlarda kahramanlık ve cesaretin en güzel örneklerini göstermişti. Mesela Uhud Savaşı'nda müşriklerin bütün güçleriyle peygamberimizi şehit etmek için saldırdıkları sırada vücudunu ona siper edenlerden biri de o idi. Bir ara müşriklerden bir grup Resulullah'a doğru geliyordu. Resulullah Hazreti Ali'ye müşrikleri karşılamasını emretti. Hazreti Ali hücum edip hepsini darmadağın etti. Birisini de öldürdü. Az sonra bir başka grup daha saldırdı. Peygamberimiz onları da Hazreti Ali'ye havale etti. Hazreti Ali onlardan Şeybe bin Malik'i öldürdü. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam peygamberimize geldi ve "Ya Resulallah, Ali'nin yaptığı büyük bir iyilik ve civanmertliktir" dedi. Peygamberimiz de "O bendendir, ben de ondanım" buyurarak Hazreti Ali'yi taltif etti. Cebrail aleyhisselam "Ben de her ikinizdenim" buyurarak bu taltifi daha da latifleştirdi. Bu sırada semadan şöyle bir ses işitildi: "Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç olmaz." Hazreti Ali, Uhud Savaşı'nda müşrikler tarafından birkaç defa yere düşürülmüş ama her defasında Cebrail aleyhisselam tarafından ayağa kaldırılmıştır. Değerli dinleyicilerim, Hayber'in fethi güçlükle gerçekleşmişti. Çünkü Hayber, volkanik bir arazi üzerinde sağlam kalelerde meydana gelmiş bir yerleşim yeriydi. Medine'den sürgün edilen Yahudilerin çoğu burada oturuyordu. Muhasara devam ederken bir gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever. Allah onun eliyle fethi gerçekleştirecektir." Bu söz üzerine mücahitleri bir merak sardı. Kimdi bu büyük şerefe nail olacak insan? Sahabelerden birçoğu bu şerefe kendilerinin erişmesini arzuluyorlardı. Bunlardan biri de Hazreti Ömer'di. Bu hadise için "Kumandanlığı o günkü kadar hiçbir zaman arzu etmedim. Sancak için çağrılırım ümidiyle bekledim" demiştir. Değerli dinleyicilerim, herkes dört gözle sabaha bekliyordu. Nihayet beklenen an geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sancağı getirin buyurdu. Sancağı getirdiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam "Ali nerededir?" buyurdu. Hazreti Ali geldi fakat gözlerinden rahatsızdı. Resulullah aleyhissalatü vesselam mübarek eliyle gözlerini mesetti. "Allah'ım, sıcağın ve soğuğun sıkıntısını Ali'den gider" diye dua etti. Sonra da "Allah sana fethi nasip edinceye kadar yürü" buyurdu. Gözlerin ağrısı geçen Hazreti Ali hedefe doğru ilerledi. Hazreti Ali, Resulullah'ın beyaz sancağını Hayber Kalesi'nin önüne dikti. Bu arada Hayberlilerin kuvvetli ve cesur bir adamı kabul edilen Merhab askerleriyle birlikte kaleden çıktı. 2 kat zırh giymiş ve 2 adet de kılıç kuşanmıştı. ben diye kükredi. Arslanları bile kılıç ve mızrakla yere seren biriyimdir. Hazreti Ali ise ben de annemin bana Haydar adını taktığı insanım. Cesarette ormandaki en heybetli arslanlar gibiyim. Sizi yaşatmayacak, yere sereceğim diye haykırdı. Yapılan teke tek mücadelede Hazreti Ali Yahudilerin en kuvvetli adamı Merhab'ı ikiye bölerek yere serdi. Manzarayı gören Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sevininiz artık Hayber'in fethi kolaylaştı buyurdu. Bunun üzerine mücahitler hep birden hücuma geçip kaleyi ele geçirdiler. Hazreti Ali pek ağır olan kalenin demir kapısını yerinden söküp kalkan olarak kullandı. Harp bitince kapıyı yere bıraktı fakat 8 kişi kapıyı yerden kaldıramadı. Değerli dinleyicilerim, biraz önce de ifade ettiğim gibi Hazreti Ali Tebük Savaşı hariç Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katıldı. Bu savaşa katılmamasının sebebi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de onu yerine vekil bırakmasıydı. Cihad ordusundan geri kalmak Hazreti Ali gibi bir kahramana çok ağır gelmişti. Ya Resulallah dedi, siz beni çocuklar ve kadınlar arasında mı bırakıyorsunuz? Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Harun'un Musa'ya vekalet ettiği gibi sen de bana vekalet etmeyi istemez misin? Ne var ki benden sonra peygamber gelmeyecektir buyurdu. Hazreti Ali bu ifadeler üzerine rahatladı ve Peygamberimizin vekili olarak Medine'de kaldı. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Ali'nin en güzel, en bariz vasıflarından birisi de ihlasıydı. Her işinde Allah'ın rızasını esas maksat yapmıştı. Bir işe nefsi ve duygular karıştığı zaman hemen ondan yüz çevirirdi. Şöyle bir hadise rivayet edilir. Bir vakit Hazreti Ali radıyallahu anh bir kafiri yere sermiş, kılıcını çekip keseceği zaman o kafir ona tükürmüş. O kafiri bırakmış, kesmemiş. O kafir ona demiş ki, neden beni kesmedin? Hazreti Ali dedi ki, seni Allah için kesecektim fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim. O kafir Hazreti Ali'ye dedi ki, beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti maksadım. Madem dininiz bu kadar safi ve halistir, o din haktır. Böyle olunca o kafir imana geliyor ve Müslüman oluyor. Hazreti Ali bütün amelinde takvayı esas alırdı. Başkalarına da takvayı tavsiye ederdi. Bununla ilgili olarak şöyle derdi. Takvaya dikkat edin ve onu amellerinizin Allah katında makbul olmasına vesile yapın. Takva ile yapılan ibadet hiçbir zaman az sayılmaz. Makbul amel hiç az olur mu? Hazreti Ali her hususta Peygamberimizden en çok istifade eden ashabtandı. Peygamber Efendimiz onun ilminin büyüklüğünü ifade için ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. İlim öğrenmek isteyen onun kapısından gelsin. Hazreti Ali kerramallahu veçhe Kur'an ilmine en çok vakıf olan zattı. Hangi ayetin nerede, hangi hadise üzerine kimin için indiğini çok iyi bilirdi. Bir konuşma esnasında kalabalık bir topluluğa şöyle hitap etti. Bana sorunuz, vallahi bana sorduğunuz her şeye cevap vereceğim. Bana Allah'ın kitabından sorunuz. Vallahi hiçbir ayet yoktur ki ben onun gece mi, gündüz mü, dağda mı, ovada mı indiğini bilmeyeyim. Hazreti Ali'nin bu faziletlerinin yanı sıra Peygamber Efendimizin en küçük ve en sevgili kızı Hazreti Fatıma ile evlenmesi de onun için büyük bir şereftir. Peygamber Efendimizin Medine'ye teşriflerinden 5 ay sonra Hazreti Fatıma Hazreti Ali ile nikahlanmış, hicretin 2. yılında Bedir Savaşı'ndan sonra da evlenmişlerdi. Düğün için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal Habeşi'ye 4-5 avuç un, ekmek yapılsın ve bir deve yavrusu kesilsin diye emretmiş. Bilal Habeşi de ben yemeği getirdim, mübarek elini üstüne koydu, sonra sahabeler taife taife gelip yediler ve gittiler. O yemekten geri kalan miktar içinde dua etti, bütün hanımlarına birer kase gönderildi, ayrıca emretti ki hem yesinler hem de yanlarına gelenlere ikram etsinler. Evet, böyle mübarek bir evlilikte elbette böyle bir bereket lazımdır ve vuku kat'idir. Birer sene arayla bu mübarek evlilikten Hazreti Hasan ve Hüseyin'in dünyaya gelişi Peygamber Efendimiz'i çok sevindirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nur torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'i son derece sever, onları omuzlarına alır taşırdı ve haklarında şöyle buyururdu. Onlar benim dünyada öpüp kokladığım 2 reyhanımdır. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Ali Efendimiz sevgili Peygamberimize katiplik ve vahiy katipliği yapmış, Hudeybiye anlaşmasını da o yazmıştır. Evs ve Hazreç ve Tay kabilelerinin taptıkları putlarla Mekke'nin fethinden sonra Kabe'deki putları imha etme görevi ona verilmiştir. Hicretin 9. yılında yani 631 yılında hac emiri olarak tayin edilen Hazreti Ebu Bekir'e Mina'da yetişip o sırada inmiş bulunan Tevbe suresinin ilk 7 ayetini okumak, ayrıca müşriklerle Müslümanların bu yıldan sonra hacda bir arada bulunamayacağını ve hiç kimsenin Kabe'yi çıplak tavaf edemeyeceğini bildirmek üzere Peygamberimiz tarafından görevlendirilmiştir. Sevgili Peygamberimiz vefat ettiğinde cenazesinin yıkanması ve benzeri hizmetleri vasiyeti üzerine Hazreti Ali ile Resulullah'ın yakın akrabasından Abbas, oğulları Fazıl ve Kusem ile Üsâme bin Zeyd yapmışlardır. Bu sırada Beni Saide avlusunda toplanan Ensar ve Muhacir'in Hazreti Ebu Bekir'e biat etmiş ve İslam'ın hizmetine devam etmiştir. Kıymetli dinleyicilerim, Hazreti Ali ilk 3 halife döneminde ne bir idari görevde bulunmuş ne de yapılan savaşlara katılmıştır. Sadece Halife Ömer'in Filistin ve Suriye seyahati sırasında Medine'de askeri vali olarak kalmış, Medine'de ikamet edip dini ilimlerle uğraşmayı diğer görevlere tercih etmiştir. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı hem Hazreti Ebu Bekir'in hem de Hazreti Ömer'in özellikle fıkhi meselelerde fikrine müracaat ettikleri bir sahabe olmuştur. Hazreti Ömer zamanında sevgili Peygamberimizin Mekke'de Medine'ye hicret ettiği günün İslam tarihi için başlangıç kabul edilmesine dair teklif de onun tarafından yapılmış ve kabul edilmiştir. İkinci halife Hazreti Ömer'in 644 yılında azatlı bir köle tarafından hançerlenmesi üzerine vefat etmeden önce halife seçimi işini havale ettiği şuranın bir üyesi de Hazreti Ali idi. O bu şura tarafından halifeliğe getirilen Hazreti Osman zamanında cereyan eden bazı karışıklıklarla ona karşı girişilen hareketleri desteklememekle beraber başta Talha bin Ubeydullah ve Zübeyr bin Avvam olmak üzere bir kısım ashabla birlikte zaman zaman çeşitli tenkitlerde bulunmuştur. Halifeyi bazı icraatı özellikle şer'i cezaların tatbik edilmemesi sebebiyle Kur'an ve sünnetten uzaklaşmakla suçlamıştır. Hazreti Ali'nin tenkit ettiği konular arasında Hürmüzan'a farklı bir kısas uygulaması, içki içen ve sarhoş olarak namaz kıldıran Küfe valisi Velid bin Ukbe'yi ancak ısrar karşısına cezalandırması, hac sırasında Mina'da seleflerinin aksine namazı 2 yerine 4 rekat kıldırması, Şam valisi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın icraatını açıktan tenkit ettiği için Hazreti Ebu Zer el-Ghifari'yi Rebeze'ye sürmesi gibi hususlar sayılabilir. Hazreti Ali hak ve adaleti esas alırdı. Bu son vaka üzerine Hazreti Osman'a açıkça karşı çıkmış ve hatta halifeye rağmen Ebu Zer'i oğullarıyla birlikte Medine'den uğurlamıştır. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Osman şehit edilince Ümeyye soyuna mensup olanlar Medine'den süratle uzaklaşmış ve böylece şehir bütünüyle isyancıların hakimiyetine girmiştir. Daha sonra Abdullah bin Ömer, Saad bin Ebû Vakkas, Muğire bin Şube, Muhammed bin Mesleme ve Üsâme bin Zeyd'in de aralarında bulunduğu ashab mescitte toplanarak yeni halife seçimine gitmişlerdir. Hazreti Ali kendisine yapılan hilafet teklifini orada bulunan Talha ve Zübeyr'e yöneltmiş fakat ısrar üzerine biatı kabul etmiştir. Bu biatın tarihi hakkında kaynaklarda farklı rivayetler bulunmaktadır. Değerli dinleyicilerim, halife olduktan sonra Hazreti Ali'yi bekleyen en önemli mesele Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılmasıydı. Ancak ortada belirli bir katil yoktu. Sayılar binleri bulan bir kalabalık, Osman hepimiz öldürdük diyorlardı. Halifenin şehre tamamen hakim durumda olan asilerle hemen başa çıkamayacağı açıktı. Bu durumda ortalığın yatışmasını beklemek en doğru yoldu. Yeni halifeyi bu karara sevk eden muhtemel amillerden biri de kendisine fiilen yalnız Medine'de biat edilmiş olması, diğer vilayetlerde durumun henüz aydınlığa kavuşmamış bulunmasıydı. Nitekim Şam valisi ve Hazreti Osman'ın yeğeni Muaviye, kendisini biata davet için gelen elçiye Hazreti Ali'nin isyancıların suç ortağı olduğunu iddia ederek red cevabı vermiş ve Osman'ın kanını dava edeceğini göstermiştir. Bunun üzerine Hazreti Ali önceleri Hazreti Osman'a karşı muhalefeti desteklerken şimdi kendisini halife olarak tanımak istemeyen Hazreti Ayşe'yi ayrıca 4 ay sonra Ayşelerin saflarına katılan Talha ve Zübeyr'i itaate davet için acele kuvvet toplamak ve Basra üzerine yürümek zorunda kaldı. Hazreti Osman'ın katillerini cezalandırmayı samimi olarak isteyen ancak uygun şartların doğmasını beklediği anlaşılan halifeye karşı Muaviye'nin gösterdiği bu menfi tutumun ayrıca Mekke'de bulunan Emevi ailesi mensuplarının yanında yer alan bazı sahabilerin bu davranışlarının gerçek sebeplerini izah edebilmek mevcut bilgilerle mümkün değildir. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra sahabe Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmasını istiyordu. Bunlar arasında Hazreti Ayşe validemiz de vardı. Hazreti Osman şehit edildikten sonra münafıkların elebaşı İbn-i Sebe davasında büyük bir merhale kat etmiş oluyordu. Artık nifak tohumları meyvelerini vermeye başlamıştı. Bu ilim hadise Müslümanların İslam dinini başka ülkelere ulaştırmasına engel oldu. İslam'ın fütuhat ve tebliğ devri kapandı, bir duraklama ve çekişme devri başlamış oldu. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Ali zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muharebelere ve o harpte ölen ve öldürülenlere ne isim verebiliriz, ne nam verebiliriz? Bunlar Cemel vakası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyr ve Hazreti Ayşe-i Sıddıka radıyallahu anhum ecmain arasında olan muharebe idi ki adaleti mahza ile adaleti izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki Hazreti Ali adaleti mahzayı esas edip Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihat etmişti. Hazreti Ali'nin karşısında olanlar ise bu iki halife zamanında adaleti yerine getirmek, adil davranmak müsait idi fakat daha sonraları münafıkların ve İslam düşmanlarının çoğalması tam adaletin yerine getirilmesine engeldi. Bundan dolayıdır ki ehven-i şer'i ihtiyar etmek istiyorlardı. Kısmi adaletin yerine getirileceğini ifade ediyorlardı. Yani her iki tarafta Hazreti Ayşe taraftarları, Hazreti Ali taraftarları da ikisi de İslam'ın bir emrinin yerine getirilmesi, hassas bir konunun çözülmesi hususunda gayret ediyorlardı. Her iki tarafta davasında samimiydi. Hazreti Ali tam adaleti savunurken Hazreti Ayşe ve taraftarları ise adaletin kısmi olarak uygulanabileceğini ifade ediyorlardı. Bu iki grupta sırf Allah için Kur'an'ın emirlerinin yerine getirilmesi hususunda gayret ettiklerinden dolayı ümit ediyoruz ki ölen de öldürülen de şehittir. Rabbim inşallah niyetlerine göre mükafatlarını verecektir. Bir diğer husus Hazreti Ali'nin mücadele ettiği Sıffin vakasıdır ki Muaviye taraftarlarıyla savaşması ise hilafet ve saltanatın muharebesidir. Yani Hazreti İmam Ali dinin hükümlerini, İslam'ın hakikatlerini ayrıca esas tutup saltanatının bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz gereklerini onlara feda ediyordu. Muaviye taraftarları ise toplum hayatını, toplumu, saltanatı uğruna İslam'ın azimetlerini bırakıp ruhsatıyla hareket ettiler. Siyaset aleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler. Tabii ki geçmiş dönem, geçmişte yaşanan hadiseler değerli dinleyicilerim bizlere ders olmalı, bizler onlardan ibret almalıyız. Yapılmış olan hatalar bizim o hatalara düşmememiz adına önemli bir husustur. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Ali'nin ilmi şahsiyeti nasıldı? Hazreti Ali, ashab-ı kiram arasında Kur'an, hadis ve özellikle fıkıh alanındaki bilgileriyle kendini kabul ettirmiş bir otoritedir. Rivayet ettiği hadislerin çoğu fıkıh konulara dair olup bunlar Peygamberimizden ve Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Miktat bin Esved ve hanımı Hazreti Fatıma'dan duymuştur. Hazreti Ali, Kur'an-ı Kerim konusundaki derin bilgisinden faydalanmak isteyenleri kendisine soru sormaya teşvik eder, ayetlerin nerede ve ne zaman nazil olduğunu çok iyi bildiğini söylerdi. Zira Peygamberimizin daha hayattayken Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemiş bulunan ve onun meselelerine hakkıyla vakıf olan sayılı sahabelerden biriydi. Ne yazık ki aşırı taraftarlara hadis konusunda yaptıkları gibi tefsir ilminde de ona birçok görüş nispet ettikleri için Kur'an tefsirine dair güvenilebilir, pek az kanaati kaynaklara intikal edebilmiştir. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Ali Yemen'de kadılık yapmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'den sonra onu bu görevle Yemen'e göndermek istediği zaman kendisi ilmi durumunun böyle bir vazifeyi başarıyla yürütmeye elverişli olmadığını ileri sürmüş fakat Peygamberimiz elini onun göğsüne koyarak kendisini teskin etmiş, Allah-u Teala'nın ona doğruyu ilham edeceğini ve hakkı söyleyeceğini belirterek tereddütlerini gidermiş, orada nasıl hükmetmesi gerektiğini öğretmiştir. Veda haccında Peygamberimizle birlikte hac etmek için Yemen'den yola çıkmış ve Mekke'de buluşmuşlardır. Onun hukuk bilgisi ve hüküm vermedeki başarısı, Hazreti Ömer tarafından en isabetli hüküm verenimiz Ali idi şeklinde ortaya konulmuştur. Bu sebeple ilk üç halife önemli meselelerde onun fikrini almayı ihmal etmemişlerdir. Diğer sahabiler de görüşlerinin doğruluğuna inandıkları için hakkında fikir beyan ettiği dini bir meseleyi başkalarına sorma ihtiyacını duymamışlardır. Ashabın en alim simalarından biri olduğu halde ondan İbni Ömer, İbni Abbas gibi genç sahabilerden daha az bilgi nakledilmesinin sebebi halifelik yıllarının tamamen savaşlarla ve ortaya çıkan fitneleri bastırmakla geçmiş olması, geniş fıkıh ve tefsir bilgilerini genç nesillere aktarmaya fırsat bulamamasıdır. Ötekilerin bu konulardaki en büyük avantajları Hazreti Ali'ye nispetle daha uzun bir ömür yaşamış olmalarıdır. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Ali zamandaki fitne ocağı olan haricilerle savaşmış ve hepsini de perişan etmişti. Bunlardan kin ve intikam ateşiyle dolu olanlar zaman zaman bir araya gelerek nasıl intikam alacaklarını planlıyorlardı. Sonunda Hazreti Ali'yi Abdurrahman İbni Mülcem öldürecekti. İbni Mülcem Hazreti Ali'yi kollamaya başladı. Bir gün sabah namazından önce halifenin geçeceği yola pusuya yattı. Hazreti Ali'nin geldiğini görünce İbni Mülcem aniden arkadan üzerine atılarak zehirli kılıcını indirdi. Hazreti Ali radıyallahu anh ağır yaralıydı. Durmadan kan kaybediyordu. O vaziyetteyken bile yanındakilere dönerek camiye gidip sabah namazını kılmalarını, vakti geçirmemelerini söyledi. Namazı kıldırmak için de yerine vekil tayin etti. Oğlu Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın yanına çağırarak şöyle buyurdu: "Bunun yemeğini yedirip istirahatini de temin edin. Eğer yaşayacak olursam ya affederim veya cezasını veririm. Eğer ölürsem cezasını verin, fakat asla haddi tecavüz ederek Müslümanların kanlarına girmeyiniz. Zira Allah haddi tecavüz edenleri sevmez." Kendisine "Ya emir el müminin, şayet size bir hal olursa oğlun Hasan'ı halife seçelim mi?" diye sordular. "Ben bu hususta sizlere ne emrederim ve ne de nehyederim. Siz işinizi daha iyi bilirsiniz. Resul-i Ekrem'e bu meseleyi bıraktığı gibi ben de bırakacağım" buyurdu. Durum gittikçe ağırlaşıyordu. Devamlı olarak kelime-i tevhid ile ayet-i kerimeleri okuyordu. Bir ara yanına oğulları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i çağırdı. Onlara şu şekilde nasihatte bulundu: "Evlatlarım, sizlere Allah'a karşı müttaki olmanızı vasiyet ederim. Daima doğru söyleyin ve yetimlere acıyın. Ahiret için iyi ameller işleyerek sıkıntıya düşenlerin imdadına koşun. Zalimin hasmı olup mazluma daima yardım edin. Allah'ın kitabı ile amel edin ve Allah yolunda olmaktan sizi hiçbir şey alıkoymasın." Bu nasihatlerden sonra Hazreti Ali ayet-i kerimeler okumaya başladı. Vefatında son sözü "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" oldu. Rabbim Hazreti Ali'ye, evlatlarına, ehl-i beytine rahmet eylesin. Rabbim onların yolundan bizlere ayırmasın. Fitne hareketleri insanlığın yaratıldığı günden kıyamete kadar devam edecektir. Fitneye düşmekten, fasıklardan, münafıklardan bütün inananları muhafaza etsin. Müslümanlara basiret ihsan eylesin. Bizleri de rızasından ayırmasın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dinleyicilerim.